Merhaba değerli takipçiler, ben gazeteci Bilal Özcan'ın yardımcısı Tuğçe Turap. Bugün sabah saatlerinde, sabahın 9'unda Bilal Bey'le Instagram canlı yayında buluştuk. Ben Bilal Bey'e sorular sordum, Bilal Bey de bana cevaplar verdi. Bu videodan sonra, o videoyu da mutlaka izleyin çünkü bazı detaylar var. Bugünün gerçekten gündemini belirleyen o iki konuyu herkesten önce biz konuştuk. Ve sizi mutlu edecek bir haber çıktı oradan. Günlerdir, haftalardır konuştuğumuz detaylar bugün netleşti değerli takipçiler. Bugün herkes bizim söylediğimize geri gelecek. Daha önce de söylemiştim, o yüzden bugün mutluyum. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın lütfen. O detaylarla ben hemen başlamak istiyorum. Öncelikle size dedim ki Bilal Bey İstanbul'a gittiği zaman biliyorsunuz oğlu rahatsızdı. Lütfen dedim diğer kanallara itibar etmeyin, bizim söylediklerimize gelecekler. Bugün o gün değerli takipçiler, bugün herkes şakır şakır dökülecek ve diyecekler ki Hanker var, biz yanıldık demek zorundalar. Bugün önemli bir haber sitesinde gördüğüm habere göre Murat Akdoğan ve Hande Erçel beraberliği başlamadan bitti diye haber yapmışlar. Bu ne demek oluyor biliyor musunuz? Hande Erçel ve Murat Akdoğan'la ilgili bir kanıt bulamadılar. Bulamadıkları için de geri vites yapmaya başladılar. Bunun başka bir açıklaması yok. Şimdi herkes bizim söylediğimize gelecek. Bize kanıt diyenlere çok güzel bir cevap oldu bu. Şimdi herkesin geri vites yaptığını hep beraber izleyeceğiz. Size dediğim gibi bize itibar edin ama onlara geri vites yapanlara özellikle itibar etmeyin. Bu konunun detaylarını dediğim gibi Bilal Bey ile canlı yayında konuştuk. Nasıl olmuş? Bu haber neden çıkmış? Ne için çıkmış? Bütün detaylarını orada görebilirsiniz değerli takipçiler. Bu videoyu çekme amacım şuydu. Günlerdir bazı gazeteci arkadaşlardan, muhabir arkadaşlardan bana olumsuz geri dönüşler oldu. Ve size dedim ki onlara rağmen ben konuşacağım. Bakın Bilal Bey de yoktu. Tüm işlerde bendeydi. Hiçbir zaman geri vites yapmadım. Geri vites yapmamamın meyvelerini de bugün topluyorum. Sadece bu detaylar değil tabii ki. Bunları şimdi kenarda bırakalım. Canlı yayında nedenlerini, içinlerini açıkladım. O canlı yayın birazdan yüklenecek, mutlaka izleyin. Şimdi İbrahim Selim ile bu gece programına dönmek istiyorum. Hande Erçel, bu arada bugün YouTube'da yüklenecek, izleyebilirsiniz. İbrahim Selim ile bu gece programına konuk oluyor ve Hande Erçel orada diyor ki çocuk sahibi olmak istiyorum. Hande Erçel bunu söylüyor. Kerem Bürsin anında Twitter'da Kerem Bürsin çocuğu olursa şuna benzer tarzındaki bir paylaşımı beğeniyor. Bunların hiçbiri tesadüf değil. Bunların hepsi de danışıklı dövüşüklü tarzında bir tabir vardır ya, aynen öyle. Hiçbir tesadüf değil. Biz bir sürü olaydan, bir sürü şeyden kanıt çıkarmaya çalıştık. Kanıtlarımızı tek tek size sunduk. Kamera arkası görüntülerde baktığınız zaman Kerem Bürsin Hande Erçel'e bir sarılıyor. İnsan sevgilisine o derece sarılır mı? Orası muamma. Öyle sahiplenince sarılıyor. Öyle sevecen sarılıyor. Öyle sımsıkı sarılıyor. Biz bu detayların hepsini, bakın kamera arkası diyorum. Kamera arkasında siz rol arkadaşınıza sarılmak zorunda değilsiniz. Böyle bir zorunluluğunuz yok. Kamera arkası görüntülerde Hande Erçel Kerem Bürsin'e makyaj yapıyor. Bacaklar bacakların üzerinde. Bakın samimiyetin göstergesi bunlar. İşte set dışında da hiç el eleler mi, göz gözeler mi? Paylaştım YouTube kanalımda, videoları tek tek paylaştım. Siz daha ne görmek istiyorsunuz? Kerem Bürsin, Hande Bürsin, Kerem Erçel paylaşımını beğeniyor. Bakın, kendi dizi karakterlerindeki soyadları beğenmiyor. Kendi gerçek hayattaki soyadlarını beğeniyor. Hande Erçel, bakın Hande Erçel geçmeden önce Kerem Bürsin daha önceki röportajında dedi ki 35 yaşında ben çocuk sahibi olmak istiyorum. Şu an 34 yaşında, yani bir senesi kaldı kendi röportajına göre. Hande Erçel, Murat Dalkılıç'ta olduğu dönemde çocuk sahibi olmak istemediğini dile getirirken şu an çocuk sahibi olmaya hazır olduğunu ifade ediyor. Ve bunların hepsi bir tesadüf mü? Bakın. Bunların hep altını çizmek istiyorum ki görün bir detayları. Şimdi bu detaylardan sonra Hande Erçel'in de böyle aşk şiiri yazılmış Kerem Bürsin'le alakalı paylaşımları beğenmesi, Hande Erçel'den de son zamanlarda böyle bir hamle gelmeleri de zaten bir şeyleri göstergesi diye düşünüyorum. Röportajda sizin hiçbir sorunuza cevap vermedi. Bakın Murat Akdoğan demiyorum. Hiçbir sorunuza cevap vermeden arabasına bindi. Demişsiniz ki bizi onlar çağırdı. Bilal Bey'le görüşümde dedim ki Hande Erçel çağırıp Hande Erçel cevap vermedi mi? Bilal Bey'in bana söylediği net bir cevap verdi düşünmeden. Oraya muhabirleri hiçbir zaman ünlüler çağırmaz. Ya o güzellik merkezlerinin sahipleri, mekanların sahipleri reklamları olsun diye çağırırlar dedim. Bu nedenle bunu da altını çizmek istiyorum. Şimdi ben bugün
Sadece bir video çekeceğim. Zaten Bilal Bey'le çektiğim bir canlı yayın var. Akşam muhtemelen Bilal Bey tekrar bir video çekecektir diye düşünüyorum. O yüzden çok fazla video çekmeyeceğim ama bunu çekmek istedim. Bana bu kadar eleştiri geldi, bu kadar olumsuz yorumlar geldi o kişiler tarafından. Şimdiki adamınızı cidden merak ediyorum. Yani günlerce, aylarca Ankara var deyip bir günde dönen o arkadaşları şimdi nasıl geri vites yaptıklarını görmek istiyorum. Yapacaksınız, öyle ya da böyle yapacaksınız. Bakalım primi kim yapıyormuş? Bize böyle iddialarla geliyorsunuz. Bakalım primi kim yapıyormuş? Zaten bizim de prime ihtiyacımız yok çok şükür. Zaten sitelerimiz çok tıklanıyor, Instagram sayfalarımız çok tıklanıyor, YouTube kanallarımız da zaten bizimle yarışabilecek noktada bile değilsiniz. Bakalım primi kimler yapıyormuş? Geri videolarınızı izleyeceğim değerli takipçiler. Onların geri videolarını izleyeceğim. Bu konuda onlara karşı birazcık doluyum. Kanıt istediler, defalarca sunduk ama devam ediyor. Şimdi gelelim yeni konuya. Hande Erçel ve Alp Kılınç arasında bugün yeni bir gelişme yaşandı. Hande Erçel biliyorsunuz Alp Kılınç'ın açtığı davayı kazanmıştı. Şimdi ikinci bir davası yine aynı şekilde görecek. Orada tazminatını isteyecek Hande Erçel. Sen bana bazlama kelimesini kullandın. 15.000 TL'lik sana manevi tazminat davası açıyorum. Bu konunun bana göre çok büyümemesi gerekiyordu. Ama Hande Erçel o zamanlarda çok hassastı. Moralini bozacak çok hamleler yapılıyordu. Bu nedenle belki de o günleri hatırladığı için bu işin peşini bırakmak istememesine saygı duyuyorum. Tabii ki böyle bir hakkı var. Zaten ilk davayı kazandığı için bu davayı da kazanacağını öngörüyorum. Hayırlısı olsun. Bugün dediğim gibi iki gelişme yaşandı. Biri Hande Erçel ve Murat Akdoğan'la ilgili bir detay var. Aşk neredeyse başlamadan bitmiş. Bu detayı ben canlı yayında verdim. Bugünün en önemli haberlerinden biridir o. Dikkat edin o habere. Canlı yayında açıkladım. İkinci haber de Hande Erçel ve Alp Kılınç arasındaki bu dava süreciyle alakalı gelişmelerdi. Bu konuyla alakalı herkes farklı fikirlerde olabilir. Bugün Bilal Bey'le de birazcık konuştuk. Bilal Bey'in bana verdiği cevap da bu konuda değerli ve önemliydi. Onu da mutlaka izlemenizi tabii ki tavsiye ediyorum. Gelelim Sen Çal Kapımı dizisiyle alakalı sorularınıza. Ben Sen Çal Kapımı dizisinde eğer Selin karakteri hamile ise bunun Deniz'le alakalı olabileceği kanaatindeyim. Yani burada serkanlık bir durum yok arkadaşlar. Hani öyle bir fikre falan kapılmışsınız. Ya Deniz'le alakalı çıkacak ki tahminim şu anlık o yöne kaymaya başladı. Ya da hamile olmayacak. Bazı sahneler çekilmiş. Onlar da ipucu gibi. Sanki kızlar yani edalar, işte melolar falan sanki senin peşinden bir takip gerçekleştiriyor gibi. Bakalım izleyip göreceğiz. Ben reytinglerin bir an önce toparlanmasını düşünüyorum. Artık şu Eda ile Serkan'la alakalı lütfen güzel sahneler yazın. Gerçekten dizi final yapacak Eda ile Serkan hala tam anlamıyla bir araya getiremediniz. Tabii ki senarist değişikliğinin de bunda katkısı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yeni gelen senarist birazcık daha ayrı tutalım diyor ama seyirci ne zamandır onları ayrı gördükleri için sıkılmaya başladılar. Bu da tabii ki benim için önemli bir detay diyebilirim değerli takipçiler. Sen Çal Kapımı ile ilgili final iddiaları dolaşsa da şu anlık kesinlik kazanan bir final durumu yok. Ama bana göre her zaman çektiğim videolarda da söylüyorum. 2022 senesinde bana göre Sen Çal Kapımı dizisini izlemeyeceğiz. Keşke izlesek, keşke bir şeyler düzelse. Ama buna rağmen ben Hande Erçel ve Kerem Bürsin'in tekrar başka bir projede, başka bir senaryoyla, iyi bir projeyle ekrana döneceklerini umuyorum. Umarım ikisi beraber bir reklam çekimi gerçekleştirirler. Hazal Kaya ve eşi Ali Atay'ı izlediğim zaman biliyorsunuz bir reklamda oynuyorlar. Şimdi isim vermeyelim, telif de olmasın. Çok tatlılar. Hande ve Kerem'i de o tarz böyle bir aileyle alakalı, işte bir ne bileyim gıdayla alakalı olabilir, temizlikle alakalı olabilir. Bir projede de yan yana görürsek tabii ki mutlu oluruz. Ben burada dergi yapanlara da, dergi çıkartanlara da seslenmek istiyorum. Bence Hande ve Kerem'i tekrar bir dergide, hazır bu kadar popülerken, hazır revaçtayken bu iki isim mutlaka bir dergi çekiminde ben görmek isterim. Çok da birbirlerine yakışıyorlar. Bu kimyayı birden nerede bulacaksınız? Bence aklınızı kullanın. Tekrar o iki ismi bir dergide yan yana getirin. Güzel güzel şöyle romantik kareler görelim. Evet değerli takipçiler, bugünlük benim yorumlarım bu şekilde. Haklı çıktığımız için mutluyum, gururluyum. Sebeplerinin hepsi şu an bir sonraki canlı yayın videomuzda olacak. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.